var. Kooperatif bu alanlardan bir tanesi. Şu anda mevcutta üreten kadınlarımızın ürünlerinin değerlendirilmesi, üretici kadınlarımızı tanımak, neler yapıyorlar, kimler ne faaliyetlerde bulunuyorlar, bunlarla ilgili pazar alanları nasıl açılabilir veya birlikte üretim nasıl yapılabilir? Kooperatifin temel amacı bu. İlk gezilerimizde kadınlarımız neler yapıyor, neler istiyor, karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Onların talepleri, bizlerin onlardan istediklerimizi bir döküman haline getirdik ve sonuçta kadınlarımızın ürettikleri ürünleri değerlendirmek istedikleri, bunu nasıl yapabileceklerini konusunda destek istedikleri, sosyalleşmek istedikleri, bunun dışında ilçelerin birbirleriyle bağlantılı olmak istediklerini, merkeze gitmek istedikleri gibi pek çok sonuçlara varıldı. Bu sonuçlar değerlendirildi ve her ilçede üretici kadın pazarlarının kurulmasına karar verildi. Şerife Hanım ve ilgili daireler bu konuda çalışmalarını yapıp ilçelerde yerleri tespit ettiler veya etmek üzereler bazı ilçelerde. Bir de merkezde yani Mersin'de üretici pazarı kurulacak. Buradaki maksadımız Tarsus'taki üretici kadınlarımızın haftanın belli bir günü Mersin'de de satışını yapabilmesi. Erdemli'de, Anamur'da bunun organizasyonu ve ulaşımı da koordine edilecek. Kadınlarımızın Mersin'e rahatça gidebilmesi ve gelebilmesi için. Eylem Hanım'ın da anlattığı gibi biz sizden kimler neler üretiyor, ne yapmak istiyor veya organize olmuş kadınlarımız var. İşte üretmişler, bir şeyler yapmak istiyoruz ama biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Bize önder olur musunuz gibi talepleri var burada arkadaşımız. Eylem Hanım'la irtibat hallerini geçtiklerinde bu organizasyonu daha hızlı bir şekilde yapacağız. Tarsus'ta üreten kadınlar, birlik olmuş kadınlar özellikle bizimle irtibata geçebilirlerse ben bu konuyla özellikle ilgileniyorum. Kim ne üretiyor, isimler nedir, nerede görev almak isterler? Bu konuda birbirimizi tanımak istiyoruz. Aslında bunun için buradayız. Zaten soru cevap şeklinde görüştüğümüzde de iletişim bilgilerimizi size vereceğim. Ek olarak torf ve perlit kullanırsak daha iyi oluyor. Nedeni de yabancı ot bitkilerinin bunların içerisinde bulunmaması. Yani bitkileri alıyoruz. Daha ayrıntılı teknik olarak da eğer niyetli olan arkadaşlarımız bize listelerlerse isimlerini. Dere kumunu nereden vermedi? Dere kumunu derelerden. Düz bir şekilde kesiyorum. Burası bizim kökümüz olacak. Bir, iki, üç tane ki, yukarıdaki üç tane boğum da bize dal verecek. Dallarımız olacak. Bunları perlit dediğimiz veya dere kumunda bir sandığa yerleştiriyoruz. Yani şöyle 20